Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gündemimizde olan ihtiyaç kredileriyle alakalı yeni bir gelişmeler mevcut arkadaşlar. Artık özel bankalar kredi vermeye mecbur hale tutuldu arkadaşlar. Yani bildiğimiz özel bankaların hepsi ya şu anda vermedikleri kredileri ya verecekler ya da hazineye borç olaraktan ödeme yapacaklar arkadaşlar. Başka bir seçenek bırakılmadı. BDDK Başkanı açıklama yaptı arkadaşlar. BDDK Başkanı özellikle yaptığı bu açıklamalarda bankaların daha fazla kredi vermesini zorunlu tutmak için, yani tekrar ediyorum, bankaların özel kredileri verilmesini zorunlu tutmak için aktif rasyon adı altında oran değişikliğine gitti arkadaşlar. Bu oran %100 civarına çıkartıldı. Yani banka bu oranı yakalayamaz ise ne yapacak? Hazineye ödeme yapacak. Bunun için elinde iki seçenek var. Ya hazineye ödeme yapacak, vatandaşa kredi vermeyecek, hazineye ödeme yapacak. Ya da vatandaşlara ödeme yaparaktan, kredileri vererekten bu %100 oranını yakalayacak. %100 oranını yakalayamazdır ise de cezai işlem var arkadaşlar. Bu da ayrı bir mevzu. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bankalar düşünsün onu. Bizi ilgilendiren tek kısım, artık bankalarda yakın zaman içerisinde kredi kampanyalarına başlayacaktır. Bu da sadece Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın üzerinde bulunan kredi kullandırma yükünü ortadan kaldıracak ve vatandaşlarımız diğer bankalardan da 3 ay, 6 ay gibi, bu oran nasıl olur bilmiyorum ama şu anda 3 ay mevcut, gündemde var. Yani şu an 3 ay ertelemeli kredi veren özel bankalar var ama bunların faiz oranları çok yüksek. Bunu daha da aşağı çekerekten, yani Halk Bankası, Vakıf Bankası gibi çok düşük faiz olmayabilir ama buna yakın bir faizlerle kredi kullanma oranına erişeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. BDDK özellikle bankaların daha fazla kredi vermesini zorunlu tutmak için aktif rasyonu adıyla yeni bir oran belirliyor arkadaşlar. Belirledi de bunu, açıkladı. Bu vesileyle bankalar vatandaşın daha fazla kolay kredi çekmesini sağlamak zorunda kalacaklar. Kaldılar da artık. Bunu BDDK Başkanı açıklama yaparaktan bildirdi. Ya siz kredileri verirsiniz ya da bu oranı yakalayamazsınız, cezai işlem uygularsınız ya da hazineye borçlanırsınız dediler. Bu açık ve net bir şekilde belirtildi. Şurada da açıklama açık ve net oranında belli. Tekrardan Sayın BDDK Başkanı'nın yaptığı açıklamayı bir daha okuyalım size arkadaşlar. Aktif rasyonu oranı ile birlikte özel bankalar %100 oranını tutturabilmek için topladıkları mevduata göre daha fazla kredi ya da hazineye borç vermek zorundalar. Yani banka hazineye bedavaya para vermek yerine vatandaşa kredi verme yolunu tercih edecektir. Bundan dolayı da vatandaşımız daha bir rahat nefes alacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen ING Bank'a bakalım arkadaşlar. ING Bank'ın 3 ay ertelemeli kredi oranı yenilendi. Burası 1.10'da arkadaşlar. 0.99 gözüküyor şu anda. Bu oran gördüğünüz gibi yine düşecektir arkadaşlar. Buradaki faiz oranı düşecektir arkadaşlar. Bu önümüzdeki günler içerisinde diğer bankalarda kampanya başlatacağı için bu oran inşallah temel ihtiyaç destek kredisi adı altında başvurulan kredi gibi, orada 49'du. 49'a kadar iner mi bilmiyorum ama 60'ları 70'leri 60-70 arasında inse bile yine vatandaşı biraz rahatlatacağını düşünüyorum bu oranların. Şu anda eğer yine siz ING Bank'tan 3 ay ertelemeli 10.000 TL'lik bir başvuru yaparsanız, yapabilirsiniz şu anda arkadaşlar. Açık bir şekilde şuradan girip de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz bu sayfadan. Faiz oranı 0.99 şu anda. Şu anda bu oran illaki değişecektir. 0.99'un altında düşecektir arkadaşlar. Tahsis ücreti 50 lira burada da. Aylık tahsisi 36 ay vadede aylık taksit ücreti 343 lira. Gördüğünüz gibi. Toplam geri ödeme ise 12.398 lira. Şu anda verdiği 3 ay ertelemeli kredi oranları bu şekilde. Ben
Diğer bankaların da bunu el ataraktan, bundan alakalı bir video daha yapacağım arkadaşlar size. Bütün bankaları toplayaraktan özel bankalar adı altında kim ne kadar oran veriyor, kim ne kadar kredi veriyor, ne kadar paraya. Onunla alakalı bir video daha yapacağım size arkadaşlar. Bu inşallah vatandaşımıza hayırlı uğurlu olur arkadaşlar. Bu PDDK'nın yaptığı düzenleme özel bankalar için de hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Ellerindeki ya zaten burada bir kâra geçiyorlar zaten. 10 bin lira veriyor mesela şurada. 2,5 milyar faiz alıyor zaten. Bunu bile vermekte diretiyor. Yani şöyle zor zamanlarda bunu bile vermekte diretiyor arkadaşlar. Kızdığım nokta bu. Özel bankalarda zorunlu bir şekilde bu işe girmek zorunda bırakıldı artık. Zorunlu bir şekilde. Kendileri girmedi ama devlet bir şekilde buna da el attı. Ve bunlar da bu kredileri vermek zorunda kalacaklar. Mecbur. Çünkü bank hazineye bedava, şurada açıklamaya da yapıldığı gibi, hazineye bedava borçlanmak, borç vermek zorunda kalmayacaklar. Kredi vererekten bu yola gideceklerini düşünüyorum. Bu çalışmada emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İnşallah özel bankalardan da devlet bankalarından kullanılan krediler gibi oranlarını daha da düşürerekten vatandaşa hizmette bulunmuş olurlar. Çünkü bu vatandaşın parasını, bu ülkenin parasını kazanaraktan, bu ülkenin mevduatlarını kazanaraktan da burada işlem görüyorlar. Burada varlıklarını sürdürüp çok iyi paralar kazanıyorlar. Zor zamanlarda onların da bu işe el atması gerekiyor. Zorunlu olaraktan el atmasını beklemezdik ama devlet zorunlu kıldı. Bilindiği üzere bu özel bankalarının çoğu yabancı finansman sayesinde duruyor ayakta arkadaşlar. Bunun da bir etkisi vardı. Aralarında şimdi isim vermek istemiyorum ama %90'ı yabancı kaynaklı. Yabancı kaynaklı olmasından dolayı Türk vatandaşına kredi vermekte diretiyorlardı arkadaşlar. Neredeyse hiç kredi kartı bile vermiyorlardı neredeyse. Bu düzenleme sonrasında belirli bir şekilde bu oranda kredi dağıtacaklar, mecbur dağıtacaklar arkadaşlar. Benim tek ricam sadece borcu olmayan arkadaşların bu bankalara başvurmasını rica ediyorum arkadaşlar. Diğer temel ihtiyaç kredilerine değil de bu bankalara başvursundan en azından sicili bozuk veya sicil sorunu yaşayan arkadaşlar da temel ihtiyaç kredisine başvuraraktan daha kolay çıkma şansını elde edebilirler. Sicili bozuk veya herhangi bir borcu olan arkadaşlarımız da bu kredilere başvuru yapabilirler. Bu kredilere başvuru yaptıktan sonra herhangi bir kefil isteme şartı gündeme gelebilir arkadaşlar. Bunu sadece sicilinde herhangi bir sıkıntı olan arkadaşlar için söylüyorum. Özel banka olduğu için kefil isteyebilir veyahut da hipotek isteyebilir sadece. Bu kredilere %100 oranını yakalamak için mecburiyetten bu kredileri verecekler. İcralı olana da verecekler, olmayana da verecekler arkadaşlar. Bütün bankaların oranlarını inceleyerekten başvurmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ben de bu konuyla alakalı en yakın zamanda size bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde yapacağım bunu. Bankaların oranları belli olduktan sonra bundan alakalı videoyu çekeceğim arkadaşlar. Bu kapsamda artık özel bankalar da bu işin içine girmiş bulunmakta. Özel bankalardan da kredi kullanabileceğiz arkadaşlar. Temel ihtiyaç kredisinde bugün 19. gün hala mesajımız gelmedi. Onay verilmedi veya reddedilmedi. Bununla alakalı beklemeler devam ediyor arkadaşlar. Diğer videolarımda bildirdiği gibi 19 günde bir kredi sonuçlanmaz ise olaylar farklı yere çekiliyor arkadaşlar. Bilindiğiniz üzere. Bundan dolayı inşallah bu pazartesinin itibaren, yani en azından bu hafta içi olumlu veya olumsuz bütün vatandaşlarımıza cevapların gelmesi dileğiyle arkadaşlar. Araştırmamızı yapıyoruz ama herhangi bir sonuç alınamıyor, herhangi bir bildirim olmuyor. 19 gün olmuş, 19 günden beri cevap gelmeyen arkadaşlara da benim de başvuran arkadaşlarımın 19 günden beri cevabı gelmedi. Ne olumlu veya olumsuz hiçbir cevap gelmedi arkadaşlar. Sicili bozuk olan arkadaşlarımız da var bunların içerisinde.
Herhangi ufak tefek bankaya borcu olan arkadaşlarımız da var. Ama bir sonuç alamayan arkadaşlarımızın sayısı fazla. Yani 100 kişiden 10 kişiye kullandırılmış bir kredi var şu anda. Kullandırılmayan kısım aşırı derece fazla. Bu özel bankalarda inşallah BDDK'nın yaptığı açıklamayla, aldığı kararla inşallah bu başvuru şekillerini daha da değiştirir ve diğer alamayan, henüz sonuç beklemeyen arkadaşlarımız da en yakın zamanda bu bankalara başvurarak da dertlerine derman olabilirler inşallah. Sizden ricam şu faizlerin biraz daha düşmesini bekleyin. Yani birkaç gün daha bekleyin bakalım ne olacak. Pazartesi, salıya kadar beklemenizi rica ediyorum. Bu faiz oranlarında illaki bir değişiklik olacaktır. Yani anlatmak istediğim 0,99'dan değil de 85'ten 75'ten gibi kullanabilirsiniz bu kredileri. 3 ay ertelemeli şu anda ING Bank'ta görünen. Diğer bankalarda da var ama diğer bankaların oranları buna nazaran daha yüksek. En düşük olan ki şu andaki bu 0,99 olan. Eğer siz ING Bank müşterisi iseniz buradaki oran da 85'lere kadar inebiliyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. ING Bank müşterisi iseniz 85'e kadar düşürüyor oranı. Buradaki ödeyeceğiniz tutarda 11 bin kusurları düşmüş olur. Yani bu konuyla alakalı anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Temel ihtiyaç kredisi ve özel bankaların BDK'nın yaptığı açıklamayla beraber verecekleri kredi hakkında detaylı bilgiler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu özel bankaların verecekleri krediler zorunlu hale geldi. Mecbur vermek zorundalar. Vermezler ise hazineye borçlanmak mecburiyetindeler. Ondan dolayı bu kredileri vereceklerdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu konulardan alakalı sorunuz veya yorumunuz varsa, düşünceniz varsa videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. ING Bank'ın oranlarını inceleyebilirsiniz. Diğer bankaların oranlarına da bakabilirsiniz. Ama birkaç gün daha bekleyelim ve ondan sonra başvurumuzu yapalım. Şu faizlerdeki kampanya değişikliklerine bir göz atmamız lazım. Ona göre hareket etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.